Sevgili çocuklar merhaba. Ben Gündoğdu Koleji 2. sınıf öğretmenlerinden Serdal Dursun. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik dersi 4. tema doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemi konusunu birlikte işleyeceğiz. Çarpma ve bölme konuları ilk kez 2. sınıfta öğrenmeye başlayacağınız konulardan. Bu yüzden konuyu öğrenmek için birçoğunuzun merakla ve istekle beklediğini düşünüyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen konu anlatımına geçiyorum. Çocuklar, dördüncü ünite iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde doğal sayılarla çarpma işlemi, ikinci bölümde doğal sayılarla bölme işlemi konularını işleyeceğiz. Ben ekranı biraz büyütüyorum ve hemen konu anlatımına geçiyorum. Önce doğal sayılarla çarpma işlemi konusunu birlikte işleyeceğiz. Tekrarlı toplamadan çarpmaya öğrenelim. Önce isterseniz bir görseli inceleyelim. Görselde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane masa var. Ve her masada 4 tane öğrenci var. Bunlar 2D sınıfı öğrencileri. Matematik dersi için dörderli gruplar oluşturdu. Sınıfta 6 grup oluştuğuna göre toplam öğrenci sayısını bulalım. Çocuklar böyle bir durumda biz ne yapıyorduk önceden? Kaç tane 4 var bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 4 var. 1, 2, 3 4 5 6 6 tane 4'ü yan yana istersek alt alta yazarak toplayabiliriz ve topladığımda da 4'er ritmik sayma yapayım. 4 8 12 16 20 24. 2D sınıfı öğrencileri matematik dersi için 4'erli gruplar oluşturdu ve her Sınıfta 6 grup oluştu. Demek ki sınıfta 24 öğrenci var. 1 2 3 4 5 6 grup var ve her grupta 4 öğrenci var. Toplam öğrenci sayısı 24. Burada bir tanım var. Hemen okuyalım. Toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılmasına çarpma işlemi denir. Geriye dönelim hemen. Bu bir toplama işlemiydi ve biz toplama işlemindeki terimleri ne diyorduk? Toplanan, toplanan, toplanan şeklinde ifade ediyorduk. Toplananların ortak özelliği ne çocuklar? Hepsi dört. Yani toplananların aynı olduğunu görüyoruz. İşte çarpma işlemi de toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıdır ve biz buna çarpma işlemi diyoruz. Öğrenci sayısını tekrarlı toplama yapmak yerine kısaca çarpma işlemi yaparak bulalım. Çocuklar, kaç tane 4 vardı? 1 2 3 4 5, 6 tane 4 vardı. Biz ne yaptık? 6 tane 4 topladık. 6 kere 4 topladık. Yani 6 çarpı 4 ve çarpma ifadesinde biz işlemde bu sembolü kullanıyoruz. 6 çarpı 4 eşittir 24 diyoruz ve Gördüğünüz gibi uzun yaptığımız toplama işleminin kısa yoldan yapılışı 6 çarpı 4 eşittir. 24 şeklinde yazılabilir. Peki çarpma işlemlerinde terimlerin adı ne? Biliyorsunuz işlemlerde terimlerin adları vardı. Toplama işleminde biz toplanan, toplanan, buraya da toplam diyorduk. Peki... Çarpma işleminde çarpan, çarpan ve sonuca da çarpım diyoruz çocuklar. Gördüğünüz gibi çarpma işlemi yan yana ya da alt alta yazılabilir. Çarpma işlemi sembolü çarpı işaretiyle gösterilir. Çarpı x işaretiyle gösterilir. Çarpı diye okunur. Hemen diğer sayfaya geçelim. Çarpma işleminde çarpılan her bir sayıya çarpan. Çarpma işleminin sonucuna da çarpım denir. Bir başka örnek üzerinden hemen çarpma işlemini öğrenmeye çalışalım. Annem evimize gelen misafirlerimiz için 5 tabak meyve hazırladı. Her tabağa 3 elma koydu. Tabaklardaki toplam elma sayısını bulalım. Çocuklar, burada her tabakta kaç elma var? Sayıyoruz. 1 2 3 yazdık. 1 2 3 3 3 ve 3. Tabaktaki elma sayıları 3. Yani burada 3 sayısı tekrarlanıyor. Biz bunu yan yana toplama şeklinde de yapabiliriz. Ama artık ikinci sınıf olduk ve büyüdük. Bunun kısa yolunu öğrendik. Diyoruz ki çocuklar kaç tane 3 var? Bu soru çok önemli. Kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3 var. Yani biz 5 tane 3 topladık. Yani 5 kere 3 topladık. Yani 5 çarpı 3 ve bunu çarpma işlemi şeklinde sembolize ediyoruz. Hem yan yana hem alt alta ve 3'er 3'er sayalım bakalım. 3, 6, 9, 12, 15. 5 çarpı 3 eşittir 15 şeklinde Örneğimizi tamamlayabiliriz. Şimdi bir başka örnekle konuyu pekiştirelim. Aşağıdaki bisikletlerin toplam tekerlek sayısını bul bulalım. Çocuklar, her tekerlekte bakıyoruz. 2 tane bisiklet var. 2 2 2 Her bisiklette 2 tekerlek var. 2 2 2 2 Hemen sorumuzu soruyoruz. Kaç tane 2? 1, 2, 3, 4. 4 tane 2. Yani 4 tane 2 topladık. 4 kere 2 topladık. 4 çarpı 2, 2, 4, 6, 8 yapıyor. Biz bunu yine yan yana ve alt alta da yazabiliriz. Ve hemen terimlerimizi hatırlayalım. 4 çarpan 2 çarpan ve sonuca da biz çarpım diyoruz çocuklar. Diğer sayfaya geçelim. Burada pekiştirme etkinlikleri var. Hep beraber yapalım. Önce yönergeyi okuyorum. Aşağıdaki işlemleri örnekteki gibi yapınız. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. Çocuklar Grupların içindeki nesne sayısını hemen yazıyoruz. İki top, iki top, iki top. Peki kaç tane iki? Üç tane ikiyi topladık. Yani üç çarpı iki. Burada hani o sorumuzu soruyoruz ya kaç tane iki? Cevap 3 tane 2. Cevapta aslında taneyi kaldırıyoruz yerine çarpı koyuyoruz. 3 çarpı 2 6 ediyor. Yani 3 kere 2 6 eder. Hemen diğer etkinliğimize geçelim. Grupların içerisinde 3'er tane top var. Peki soru ne? Kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 3'ü topladık. 4 tane 3 var. Yani 4 çarpı 3 eşittir 12. 4 kere 3, 12 eder diyoruz. Diğer pekiştirici örneğimiz hemen ne yapıyoruz? Grupların içindeki nesne sayılarını sayıyoruz. 4, 4, 4. 4, 4 ve 4. Peki o müthiş soruyu soruyoruz şimdi. Neydi sorumuz? Kaç tane 4? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 4. Yani 5 tane 4'ü topladık. 5 çarpı 4 eşittir 20. 5 kere 4, 20 eder diyoruz. Ve diğer örneğimizle devam edelim. Grupların içerisinde 2, 4, 5 tane nesne var. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Zaten biliyorsunuz çarpma işlemi olması için gruplardaki nesne sayılarının aynı olması gerekiyor. Evet hemen sorumuzu soruyoruz. Kaç tane 5? 6 tane 5. 6 tane 5'i topladık. Yani 6 çarpı 5 eşittir 30. 6 kere 5 30 eder diyoruz. İkinci etkinliğimizin yönergesini okuyorum. Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi doldurunuz. Bakalım çocuklar tekrar eden sayılar 3, 3, 3, 3 ve 3. Sorumuzu soruyoruz hemen kaç tane 3? 5 tane 3. Taneyi hemen kaldırıyoruz. 5 çarpı 3 eşittir 15. Yan tarafa geçtik. Tekrar eden sayımız 3. Sorumu soruyorum. Kaç tane 3? 3 tane 3. 3 kere 3, 9. Tekrar eden sayılarımız 2. Sorumuzu soruyoruz. Kaç tane 2, 5 tane 2, 5 çarpı 2, 10. Tekrar eden sayılar 4. kaç tane 4, 3 tane 4. 3 kere 4, 3 çarpı 4 12 diyor çocuklar. Diğer örneğimiz tekrar eden sayılarımız 4. Kaç tane dört? Dört tane dört. Dört kere dört. Dört çarpı dört, on altı. Kaç tane iki? Pardon, kaç tane beş? İki tane beş. İki çarpı beş, on. Tekrar eden sayılar. Beş, kaç tane beş? 4 tane 5. 4 çarpı 5, 4 kere 5, 20 eder. Tekrar eden sayılarımız son örnekte 2. Kaç tane 2? 4 tane 2. 4 çarpı 2 eşittir 8 eder diyoruz. Doğal sayılarla çarpma işlemi ve şimdiki konumuz 1 ile çarpma. Görseldeki bayrakları 1'den 10'a kadar birer ritmik sayalım ve noktalı yerlere yazalım. Çocuklar hemen bakalım. 1 tane bayrak, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Görmüş olduğunuz gibi tabloda bayraklarla konu pekiştirilmeye çalışılmış. Hemen biz tabloyu inceleyelim. Burada kaç tane bayrak var? Bir tane bir var. Bir tane bir, bir eder. Yani bir çarpı bir, bir. Peki şimdi kaç tane bir var? İki tane bir var. Yani iki çarpı bir. Peki Kaç tane 1 var? Bakın bunlar 1 değil mi? 1 bayrak, 1 bayrak, 1 bayrak. Her grupta sadece 1 bayrak var. Kaç tane 1? 3 tane 1. Yani 3 çarpı 1. 4 tane 1 var. Yani 4 çarpı 1. 4 kere 1, 4 ediyor. Aman 5'e geçelim. 5 tane bayrağın oldu bölüm. Kaç tane bir var çocuklar? 5 tane bir var. 5 tane 1 ne ediyor? 5 kere 1. 5 çarpı 1. 5 ediyor. Kaç tane bir var? 6 tane bir var. Yani 6 kere 1. 6. 6 çarpı 1. 6. Kaç tane bir var?

Kaç tane bir var? 10 tane bir var. 10 kere 1, 10. 10 çarpı 1, 10 eder şeklinde bu etkinliği de tamamlıyoruz. Fark ettiyseniz 1 ile herhangi bir sayıyı çarptığımızda yine o çarptığımız sayıyı elde ediyoruz. 2 ile çarpma. Görseldeki çorapları 2'den 20'ye kadar ikişer ritmik sayalım ve noktalı yerlere yazalım. 2 tane çorap 2 2 2. Tekrar ediyor. İkişer ikişer 20'ye kadar sayalım biz de. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. Şimdi her grupta 2 tane çorap olduğunu görüyoruz çocuklar. Çünkü tekrar eden sayılar bizim için çok önemliydi. Burada da tekrar eden sayılar 2. Kaç tane 2? 1 tane 2 yani 1 çarpı 2. Kaç tane 2? 2 tane 2 yani 2 çarpı 2. Kaç tane 2? 3 tane 2 yani 3 çarpı 2 eşittir 6. Zaten sayalım. 2, 4, 6. Kaç tane 2? 4 tane 2. 4 çarpı 2 eşittir 8. Kaç tane 2? 5 tane 2. 5 çarpı 2 eşittir 10. 6 tane 2 var. 6 kere 2 12. 6 çarpı 12. 6 kere 2 12. Kaç tane 2? 7 tane 2. 7 kere 2, 14. 7 çarpı 2, 14. Peki kaç tane 2? 8 tane 2. 8 kere 2, 16. 8 çarpı 2 eşittir 16. Kaç tane 2? Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane 2, 9 kere 2, 9 çarpı 2 eşittir 18. Ve son olarak kaç tane 2, 10 tane 2 yani 10 kere 2, 10 çarpı 2 eşittir 20 ediyor. Hemen 3 ile çarpma. Zaten eğer rit 3'er, 2'şer ritmik sayma çok iyi biliyorsanız çarpma konusunda da sıkıntı çekmezsiniz çocuklar. 3 ile çarpma. Görseldeki dondurma toplarını 3'ten 30'a kadar 3'er ritmik sayalım ve noktalı yerlere yazalım. Bakın 1 2 3. Her dondurmada 3 tane top var. 3'er 3'er ritmik sayma yapalım. 3 6 9 12 15 18 21 24, 27 ve 30. Hemen tabloyu inceleyelim. Burada kaç tane 3 var? Bir tane 3 var. Bir kere 3, 3. Kaç tane 3? 2 tane 3. 2 çarpı 3 eşittir 6. Kaç tane 3? 3 tane 3. 3 kere 3, 9. Hemen kaç tane 3? 4 tane 3, 4 çarpı 3 eşittir 12. Kaç tane 3? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3 yani 5 kere 3, 15 eder. Kaç tane 3? 6 tane 3 yani 6 kere 3, 18. 6 çarpı 3 eşittir 18. Kaç tane 3? 7 tane 3. 7 kere 3, 21. Kaç tane 3? 8 tane 3. Yani 8 kere 3, 24. Burada 9 tane üçlü grup var. Yani 9 kere 3, 27. 9 çarpı 3 eşittir 27. Ve son tablomuzdaki son alan kaç tane 3? 10 tane 3. Yani 10 kere 3, 30. 10 çarpı 3 eşittir 30 eder. 4 ile çarpma yine 4'er ritmik saymada sorun yaşamıyorsanız 4 ile çarpma konusu size çok kolay gelecektir. Görseldeki yonca yapraklarını 4'ten 40'a kadar 4'er ritmik sayalım ve noktalı yerlere yazalım. Gördüğünüz gibi bunlar 4 yapraklı yonca. Her yonca da 4 tekrar ediyor. 4'er 4'er sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 ve her zaman olduğu gibi tablomuzu inceleyelim. Kaç tane 4? 1 tane 4. 1 çarpı 4, 4. 2 tane 4. 2 çarpı 4, 8. 3 tane 4. 3 kere 4, 12. 4 tane 4. 4 kere 4, 16. 4 çarpı 4, 16. Kaç tane 4? 5 tane 4. 5 kere 4. 5 çarpı 4, 20. Kaç tane 4? 6 tane 4. Yani 6 kere 4, 24. Bunda bir kafiye var. 6 kere 4, 24. Peki, hemen kaç tane 4 diye sorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 4.

yani 10 kere 4 40 eder. 10 çarpı 4 40 eder. 4'er çarpmadan sonra 5 ile çarpma en kolayı sanırım anaokulunda 5'er 5'er 50'ye kadar 100'e kadar saymayı biliyorsunuzdur. O yüzden en kolayı 5 ile çarpma çocuklar. Ama zaten 4'er ve 3'er de sayabiliyorsanız onlar da sizin için gayet kolay gelecektir. Tabii ki hemen elimizde 5 parmağımız var. Hemen 5'er 5'er ritmik sayma yapıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 50. Tablomuzu inceleyelim. Kaç tane 5? 1 tane 5. 1 çarpı 5, 5. 2 çarpı 5, 10.

40. 9 tane 5 var. Yani 9 kere 5, 45. 10 tane 5 var. 10 kere 5, 50 eder ve 10 çarpı 5 eşittir 50 diyoruz çocuklar. Burada hemen pekiştirme çalışmaları var. Hacivat ve Karagöz bizim milli kültürümüze ait e, gölge oyunu kahramanları. Hacıvat ve Karagöz'ün diyaloglarını size okuyacağım şimdi. Hacıvat: Sabah şeriflerin hayrolsun Karagözüm. Ben bugün çarpma yapacağım. Karagöz: Ne? Halı mı çırpacaksın? Hacıvat: Ne halısı? Sayıları çarpacağım, sayıları. Karagöz: Ne? Kapıyı mı çarpacaksın? Hacıvat: Ne kapısı Karagözüm? Aşağıdaki sayıları çarpacağım. Karagöz. Aa, hadi o zaman sayıları beraber çarpalım, noktalı yerlere yazalım. Çocuklar burada çok güzel pekiştirici çalışmalar var. Hadi hep birlikte yapalım. 4 çarpı 2. Neydi? 4 tane 2, 8. 6 çarpı 3. Yani 6 tane 3, 18.

8 tane 2. 8 çarpı 2. 16. Çocuklar şimdiki konumuz çarpanların yerini değiştirme. Cemile ile Yavuz markete gittiler. Cemile pakette beşer tane olan gofretten iki paket aldı. Yavuz ise pakette 2'şer tane olan gofretten 5 paket aldı. Her birinin almış olduğu gofret sayısını bulalım. Şimdi Cebile'nin aldığı poşette 1 2 3 4 5 gofret var. 1 2 3 4 5 gofret var. Yani tekrar eden sayılar 5. Kaç tane 5? 2 tane 5. 2 çarpı 5. Hemen Yavuz'unkine bakalım. Yavuz 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Poşetinde hep ikişer tane gofret var. Kaç tane 2? 5 tane 2. Yani 5 çarpı 2. Çarpalım, sayalım çocuklar. 5, 10. 2 tane 5, 10. 2, 4, 6 8 10 yani 5 tane 2 de 10 yapıyor. Burada fark ettiniz mi çocuklar? Biz çarpanların yerini değiştirdik. Hani bu terimleri biz çarpan diyorduk. Çarpan, çarpan, çarpım. Çarpan, çarpan, çarpım. Bakın 2 ile 1'in, 2 ile 5'in yerini değiştirdim. Fakat Sonuç değişmedi. Yani aslında Cemil Cemile ile Yavuz'un gofretlerinin sayısı birbirine eşit. O zaman biz şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Çarpma işleminde çarpanların yerleri değişse de çarpım yani sonuç değişmez. Hadi bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Vazolardaki çiçek sayılarını karşılaştıralım. Sayalım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tekrar eden sayılar 4. Her vazoda 4 tane çiçek var. Kaç tane 4? 3 tane 4. 3 çarpı 4, 12. Buraya bakalım. Her vazoda 1, 2, 3, 3 her tane çiçek var. Kaç tane 3? 1, 2, 3, 4 tane 3. 4 çarpı 3, 12. Görmüş olduğunuz gibi biz de okus pokus yaptık. Çarpanların yerini değiştirdik. 4 ile 3'ün yerini değiştirdim. Sonuç değişmedi. Yani çarpma işleminde çarpanların yerleri değişse de çarpım değişmez. Vazolardaki çiçek sayıları eşittir. Hemen pekiştirici çalışmalarımızı yapalım. Çarpma ne kadar eğlenceli bir konu. Birinci yönergeyi okuyorum. Aşağıdaki görsellere uygun çarpma işlemlerini yanlarındaki kutulara yazınız. Çocuklar 2, 2, 2, 2. Kaç tane 2? 4 tane 2. Bu 4 çarpı 2 ile ifade edilen bir şema. Peki, burada her grupta kaç muz var? 1 2 3 4 1 2 3 4. Kaç tane 4? 2 tane 4, 8. Bakın, 4 ile 2'nin yerlerini değiştirdim. Sonuç yine aynı, 8. Çilekler 3'er gruplanmış. 3 3 3 diye gruplanmış. Peki kaç tane 3 var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane 3. 18. Buraya bakalım. Her grupta 6 tane çilek var. Sayın. 1 2 3 4 5 6. Peki kaç tane 6 var? 1 2 3. 3 tane 6 da 18 yapıyor. Yani çarpanlarını yerini değiştirirsem sonuç değişmiyor. Hemen şuradaki görsele bakalım. 1 2 3 4 5 1 2, 3, 4, 5. Her grupta 5 tane nesne var. Peki kaç tane 5? 1, 2, 3, 4 tane 5. 4 kere 5, 20. Hemen hokus pokus yaptık ve bu sefer grupları dörderli yaptım. Her grupta 4 tane nesne var. Kaç tane 4 var? Sayın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 4, 20. 5 kere 4 20. 5 ile 4'ün yerini değiştirdim. Ama görüyorsunuz sonuç yine aynı. Çarpmanın sihri. İkinci yönergeyi okuyorum. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Sonuçlarının noktalı yerlere yazınız, karşılaştırınız. Çocuklar 7 tane 3 yani 7 çarpı 3 hatırlayalım. 21. Peki 3 tane 7 yani 3 çarpı 7 21. 3 ile 7'nin yerini değiştirdim ama sonuç değişmedi. Yine aynı. 6 tane 5 30. 5 tane 6 yani 5 çarpı 6 30. Çarpanların yerini değiştirmek sonucu değiştirmiyor. 8 çarpı 4, 32. 4 çarpı 8, 32. 4 ve 8'in yerini ister yan yana, ister alt alta değiştireyim, yazayım. Sonucu değiştirmiyor çocuklar. Hemen üçüncü yönergeye bakalım. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden sonuçları eşit olanları aynı renklere boyayınız. Ben bunu ee, zamandan kazanmak için daha önce yaptım. Ee, çocuklar hemen 3 çarpı 2 6 diyoruz. Ee, 7 kere 5 35. 6 kere 4 24. 9 kere 3 27. 8 kere 1 8. 3 kere 9 27. 2 çarpı 3 6. 1 çarpı 8 8. 5 çarpı 7 35. 4 çarpı 6 24. Burada 6 çarpı 4 ile 4 çarpı 6. Çarpanların yeri değişmiş ama sonuç değişmemiş. Bu balinayı yeşil yaptım. Hemen diğerine bakıyorum. Alttan başladım. 5 çarpı 7. 7 çarpı 5. Çarpanların yeri değişse de sonuç değişmedi. Yine 35 oldu. 1 çarpı 8 ya da 8 çarpı 1. Çarpanların yeri değişse de sonuç değişmedi. 8 oldu. 2 tane 3 ya da 3 tane 2. 2 çarpı 3 ya da 3 çarpı 2. 6 eder ve çarpanların yerini değiştirmek sonucu değiştirmiyor. 3 çarpı 9 27. 9 çarpı 3 3 ve 9'un yerini değiştirsem de yine sonuç aynı 27 sevgili çocuklar. Etkinlik zamanı hemen yüzlük tablo ile çarpma işlemi yapıyorum etkinliği var. Ben etkinliği tam görebilmek için biraz sayfamı küçültüyorum. Şimdi de biraz büyütüyorum. Evet. Çocuklar görmüş olduğunuz gibi bu bir yüzlük tablo. Yüzlük tablo üzerinde bizim yapmamız gereken birinci yüzlük tabloda birden ona kadar olan sayıları birer ritmik sayarak boyayınız diyor. Zaten burada yan tarafta verilmiş ama ben burada sadece ritmik saymaları yapacağım çocuklar tek tek yazmayacağım. Hemen şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yüzlük tabloda 1'den 10'a kadar sayıları birer ritmik sayarak boyadım. Hemen ikinci yönergeye bakıyorum. İkinci yüzlük tablo diyor ama ben yine aynı tabloyu kullanacağım. İkinci yüzlük tabloda 2'den 20'ye kadar olan sayıları ikişer ritmik sayarak boyayınız diyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sanırım şimdi 3. yüzlük tabloda 3'ten 30'a kadar olan sayıları 3'er 3'er ritmik saymamı istiyor. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 ve 30. Bunları tabii ki biz aslında bu şekilde de yapabiliriz. Değil mi? Hepsini 4. yüzlük tabloda 4'ten 40'a kadar olan sayıları 4'er ritmik sayarak boyayınız diyor. Bizim bu şekilde yazmamız gereken tabloyu şimdi ben ritmik sayma şeklinde göstereceğim. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 ve 40. Şimdi sanırım beşer yüzlük evet beşer beşer sayacağız ve bununla ilgili de şu şekilde oluşturabiliriz. 5 10 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ne diyorduk biz? 1 çarpı 5 eşittir 5. 2 tane 5. 2 çarpı 5 eşittir 10. 3 çarpı 5 biraz kalemimin ucunu inceltiyorum 3 çarpı 5 15 4 tane 5 eşittir 20 5 tane 5 eşittir 25 6 tane 5 eşittir 30 7 tane 5 eşittir 35 8 tane 5 eşittir 40 ve 9 tane 5 eşittir 45 10 çarpı 5 eşittir 50 şeklinde yazabildiğimiz gibi tabloda 5 çarpı 1 eşittir 5 5 çarpı 2 eşittir 10. 5 çarpı 3 eşittir 15. 5 çarpı 4 eşittir 20. 5 çarpı 5 eşittir 25. 5 çarpı 6 eşittir 30. 5 çarpı 7 35 5 çarpı 8 eşittir 40 5 çarpı 9 eşittir 45 ve 5 çarpı 10 eşittir 50 şeklinde yüzlük tabloyu kullanarak çarpım tablosu oluşturabiliriz. Şimdi sevgili çocuklar e, Diğer dersimizde işlem tablosu ile çarpma işlemi konusunu öğreneceğiz. Diğer derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.